Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Soru sormak serbest. Zor olduğu için. Soruyu şöyle sordu. Ben, değil mi Mehmet? Ben onu tasvir edeyim. Getireyim. Ek varsa, yok şunu da kastettim diyorsan de. Allah insanlara muamelesi kabiliyetlere göre yapıyor. Kabiliyetler istidatlardan çıkıyor. Allah'ın muamelesi, fiili muamelesi kabiliyetlere göre yapıyor. Mehmet sordu. Abi kabiliyetler nedir? İstidatların dışa vuruşudur. İstidat da kabiliyet değil mi hocam? Değil. Peki. Değil. Mesela farkı diyeyim. Düşünceler istidat olsa fiil kabiliyet olur. Dişe vuruşu. Mesela herkes doktorluk, pilotluk istidadındandır ama herkes doktor değildir. Şimdi sorduğu şu. Allah'ın fiili muamelesi burada. Buradaki ama. Bu çok önemli de onun için. Buradaki fiili muamelesi insanların kabiliyetine göre yapıyor. Kabiliyetine göre. Dedi ki abi, kabiliyet insanın kendi doğasından mıdır? Verilmiş midir? Verilmiş. Nereden çıktı? İstidat. O zaman cebir gibi olmuyor mu? Allah istidadı yaratmış. İstidattan çıkan kabiliyetlere göre de davranış yapıyor. İstidadını kendisi kurgulamadı ki. Kendisi kurmadı. Hey İbrahim. Kendisi kurmadı. İstidadı veren Allah, istidattan çıkan kabiliyetlere göre muamele eden de Allah'tır. E ben neyim yani burada? Oldu mu biraz zor? Şurada not almışım. Çok çabuk oldu ama hani o fiili duanın neticesi değil mi abi istidadın kabiliyete dönüşmesi? Yani kabiliyetler nedir? Yaptığımız icraatlara göre istidatlardan kabiliyetlere dönüşür. Sen fiili yaşantına göre kabiliyet çıkıyor istidattan. Ama yazılım istidat. Yani fiilin kabiliyet buluyor. Fiilin kabiliyettendir. Ama mesela şöyle diyeyim. Windows bilgisayar o sana verdiği hürriyetle, imkanlarla sen iş yapıyorsun. Ama o yazılımın dışına çıkamıyorsun. Ben Windows ortadan kaldıracağım diyemezsin Windows'un içinde. İçinde. Öyle belki seni anlayacağı misal vereyim. Top oynayan bir futbolcu düşünün sen. Penaltı diyor. Touch diyor. Ya ne penaltısı kardeşim ne touch'ı ya. Oynuyorum işte. Diyebilir mi? Diyemez. Oyun kuruyor. Oyun kurarken bana işte şeyi girdin. Diyor. Kardeşim top oynarken... Stadın şekli, stadın büyüklüğü, o çizgi, stad, yani oyun oynama sahasında kurallar var. Kuralları futbolcu koymadı. O kurallar içerisinde kuralın olmalı. Senin kuralın, düzeneğin, oyunun içinde olmalı. Oyun kurmak mı? Evet. Sen oyunu kurarken... Çizginin dışında kuramazsın. Yani taç olmuş, ya ben saymıyorum, oyunumda bu kural yok diyemezsin. Demek ki onların kurduğu sistem içinde kuralın olacak, oyunun olacak. Eyleme dönüştüreyim. Bugün güneşin doğmasını ben istemiyorum ya. Ben güneşin doğmasını istemiyorum. Benim ömrüm şu kadar olmasını istiyorum. Benim babam şu olmasını istiyorum. Benim çocuğum şu olmasını istiyorum.
böyle bir tercihin yok. Bu senin yani ama nasıl yok diye soru soruyorsun. Niye peki futbolcu sahanın çizginin içerisindeki kuralları sorgulamıyor? Ne ya penaltı demişsiniz? Ne penaltısı kardeşim? Ben ne güzel topu sürüyorum. Taç diyorsunuz. Ne taçı diyor mu? Taç diyor. Eyvallah diyor. Kuralları kabul etmiş. O zaman kaderi inkar edenler de kuralı yani bir futbolcu kaderi inkar edenler de bir şey kabulleniş yok. Dikkat edin bakayım kaderi kimler inkar ediyor? Hangi tipler diye. Her türlü rezilliğe girmiş kaderi inkar ediyor bu sefer. Kaderin tenkit ediyor. Bir bakın bakalım ehli tevhid, teslim, tevekkül ehli kadere dokunmuyor. Hangi tipler kaderi inkar ediyor? Mesela bir daha söylüyorum. Ya ben topu sürüyorum kardeşim. Ne taç ya? Taç nereden çıktı? Diyor mu? Ben sürüyorum. Düdük çalsanız bile kan almıyorum diyor mu? Demiyor. Çünkü oraya çıkarken, içeriye girerken bunu kabullenmiş. Ben kurallar içerisinde kuralım olacak. Onun bana sunmuş olduğu hürriyet içinde hürriyetim var. Ya ben hürriyet böyle kaydı yapamam. Ne kaydı kardeşim? Ben istediğim yaparım. Diyebiliyor musun? Niye dinde söylüyorsun peki? Bana kuralsız bir iş yeri söyleyin. Kuralsız bir hayat söyleyin. İstediğimi giyinirim. İnsene bu karda. Hürüm ben kardeşim. Kara karşı hür değilsin. Hür müsün? Ağustos, şimdi biraz bala gelecek ama çünkü dışarıda kar var. Ağustos, Temmuz'un 12'sinde ben paltolu dolaşırım. Dolaşamazsın. Hürriyetin yoktur. Peki, biz hayatın her safhasında kuralla yaşarken niye bazı amellerimizi sorgular olduk peki? Onlar da kader, kaderdir. Niye demiyoruz karın yağdırılmasına? Kabullenmişiz. Gayet rahatız. Tamam. Şimdi soruya geliyorum da cevap değil yani. İnsanın davranışları kabiliyettendir. Kabiliyetleri de yazılımdandır. İstidat. İstidat da ruhta ekilmiş çekirdeklerdir. Ruh. Ruh da mahluktur. Onu da yaratan Allah'tır. Yaratan, biraz zorlaştırayım, tam zor böyle. Motor hararet yapsın. Yaratana karşı yaratılan nasıl hür olur? Evet hürdür. Nasıl olur onu işleyeceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Sor abim. Nefisin şeyi burada ne etkisi görevi? Nefis hiç yok zaten. Bu konuştuklarımızın hiç yeri yok. Orada nefsin bir etkisi yok. Hiç yok. Nefis dediğin şey ne biliyor musun? Maddi nefse emmare var, manevi nefse emmare. Maddi nefse emmare göz, kulak, burun, dil, dokunma. Her çeşidi. Bütünselliği. Yani bu beş tane duygunun bütünselliği bedensel istekleri. Bedensel istekleri. Yani hulasalandırırsak uşkurluk ve mide. Maddi nefse emmare. Manevi nefse emmare ise his, heves, tabiat, asap, damar. Bunların bütünlüğü de manevi nefse emmare. 223 Kastamonu'da anlatıyor. Tamam. Evet, yani bu zaten konuştuklarımızda hiç yeri yok zaten. Evet, bunların nefsinin alakası yok. Evet, dışında bir şey. Bu çok zor şey. Şimdi Mehmet kardeşin sorduğu soru şu mu? Yani ben anlayabilmek adına. Şimdi istidat var bende. Sende de var. Ben uğraşmışım, tatlı atmaya çalışmışım. O kabiliyete dönmüş o istidat. Doğru mu abi? Evet. Sen uğraşmamışsın. Duruyor bir kuvvet. Duruyor. Yani bir kuvve şu. Çekirdek evet. Bir kuvve denilir. Bir kuvve. Yani olabilir. Tamam. Ağaca ne denilir? Bir kuvvenin bir fiil. Fiile dönüşmüş hali. İstidatlar bir kuvvedir. Kabiliyetler bir fiildir. Mesela ben takla atmayı istidadım da vardır. Var. Ama bu yaşa kadar yapmadığım için kabiliyetim yoktur. Ama istidatta eşitiz. İnsanlar, bütün insanlar istidatça eşittir. Kabiliyetler farklıdırlar.
Peki Cenab-ı Hakk'ın önümüze sunduğu şartlarla mı o istidatlar kabiliyete dönüşüyor? Hı hı. İşte o sorduğu soruya göre ben bunun neresindeyim manası buradan mı çıkıyor? Evet. Ha. Allah rahmet etsin. Dehli Hoca vardı. Hı. 50 senelik üzerimde yük var dedi. Bir gün çağırdı beni. Soruya o kadar. Ben de bu soruya 20 seneden beri devamlı kafamda yüktü, kafamda ağır. Çözdün mü bunu dedi bana. Çözdüm. 50 senelik yüküm var dedi. Çay demliyorum gel dedi. 85 yaşındaydı. 86 yaşında vefat etti. Diyelim ki 80'de olsa yani. Dedi ki Rize'den kalktım 40. hocaya gittim dedi. Bunu çözmeye bulamadım dedi. Kalktım Tillo'ya bir şeyle görüştü işte bir şey Molla'ya. Ağrı'ya gittiğini söyledi. 80 yaşında adam. Bulamadım. Ben dedim külliyattan bana göre çözdüm ben dedim. Yani böyle de sormadı kafama soru takılmasın. Zannediyor ki siz benim kafama takıldı kimsenin kafasında yok. Burada biraz cebir var. Yani yani hocam dedim. Ustadın iki defa elini öpmüş ya. Yani hocam yaratana karşı yaratılan nasıl mutlak hür olur demek istiyorsun değil mi? Aynen öyle dedi. Ben bir şey demedim bak mesul değilim dedi. Niye dedim koptun hocam? 50 seneden beri bunun ağırlığını çekiyorum. Bu hem de bu ilmi kelamcıdır ha. Tefsircidir ha alim. Oo. Tabii ilmi kelam alimidir o. Kitapları var. Bak ben kafana takmadım. İmam Azam der ki diyor kafanız bir soru takılırsa. Ya Rab ilminde doğrusu neyse ona iman ettim. Ondan sonra bütün işlerini bırakıp onu cevabını arayacaksın. Bunu bildiği için Ağrı'ya gitmiş, Erzurum'a gitmiş. Buldun mu? Bulamadım dedi. Ondan sonra dedim ki başlayalım. Hemen isterseniz şöyle diyeyim. Hemen kısaca bir şeyle başlayayım. Sonra tafsilat boğulmasın, içeride kaybolmasın cevabı. Anlayan tabii ne kadar anlar. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Sırayla. Eğer tabelanız olsaydı görse gösterirdim. İnşallah. Alın ki iş yaparız onu. Kalemle. Zihniniz daha taze iken, derse yeni girmişken, 5-10 dakikaya, hemen cevabını ben şey yapayım. Cevap, diğer dersin süreci bunun açılımı olacak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. O vardı. Karar verdi irade. Bir mahlukatı yaratacağım. Nasıl olacak? İlim. Ne ile yapacağım? Kudret. Hangi malzeme olacak? Hayat. O işlevi nasıl olacak? Can, basar ve semi. Peki kendisini nasıl inşa edecek? Kelam. Subutu sıfat. Allah subutu sıfatla bir kainatı yani kainatı, insanı yaratacağım dedi. Her şey insan üzerine kurgulandı. Denizler senin için. Toprağın altındaki madenler senin için. Balıklar senin için. Cennet senin için. İnsanı kaldırın cennetin de manası yoktur. Arşın kürsün manası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, nasıl bir adamsa ben de anlamış değilim ya. Varmış atacağız. Bak, Ömer, varı anlamaya çalışıyoruz. Bak, iyi dinle. İmam Ali bunun niçin benim hayretini? Varı anlamaya çalışıyoruz. Yokken böyle bir düşünce, bir düşünce, bir fikir mananın kaymağıdır diyor usta. Yani şu, şak fotoğraf çektin. Kartpostal, kolay. Ama o kartpostalın içine giren kelebek, çiçek, menekşe, dağlar, dereler. Önemli olan o değil mi? Ha, bir insan bir kelamı söylüyorsa onu diyebilmesi için ikinci düşünmesi lazım. Hazmetmesi lazım, diline getirmesi lazım. Süreci anlatıyor kelam. Ona göre bir düşünün. Bu insan bu kelamı nasıl der? Bir insan
bu kelamı nasıl der? İmam Ali radıyallahu anh der ki, ve tez'ummu enneke cirmun sagirun ve fiken tavel alemun ekber. Emrettiği gibi İmam Ali, insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Yani bütün alem ondadır ama o alemde değildir. Bunu nasıl dersin sen ilk? Biz zaten hayret ettik, ne oldu bilmiyoruz ki. İçi daha dolmamış. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fiken taval alemun ekber. İnsan küçük bir cisim ise de büyük bir alemi içine alacak kadar büyüktür. Bunu Almanya'da bir tanesi dedi ki, öyle bir şey yok dedi, sen ezberine söylüyorsun dedi orada okurken. Bazen böyle bakıp da söylüyorum ya anladığımı. O da o cinsten söyledi. Var abi dedim, Hikmet abi. Kusura bakma, bakacağım dedi. Çünkü benim attı dedi. Ateş bastı vücudumda. Böyle bir şey var mı? Oysa Tevruz'da Rüştü abileri, Beri abilerle kısmen kaldı. Geldi baktı. Hakikaten var dedi. İlgimizi çekmeyince yani şey mübalağa etmiyor. İlgiyi çekmek daha. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. İnsanı yaratacağım dedi. Sebep yok. Esma kullanılmıyor insan yaratmadan. Çekirdek yarattı. Çekirdek yarattı. Tamam mı? Fakat mahluk değil. Şöyle bir çekirdek. Bunun adı Nur-u Muhammedi. Mahluk olmadığı için yani vacip de değil, mahluk da değil. Berzah. Kabir. Kabir dünya değil, ahiret de değil. Onun için alemi berzah denmiş. İkisinin ortası. Ahiret ne zaman başlar? Kıyamet kopunca. Kıyamet kopunca, haşir kurulunca ahiret başlıyor. Ondan önceki süreç ahiret değildir. Ona dünya ile o haşir meydanı arasında süreç olduğu için ona alemi berzah deniliyor. Yani ruh nereye gidiyor? O ruhlar aleminde alemi berzah denilen yer. Yer. Yani şey, ceset toprakta ceset. Tabii ceset. Yatakta da oluyor. Biz rüyada çok şeylere gidiyoruz ama ceset yatakta. Ceset yatakta. İşte. Şu anda cesedinden haber olan var mı? İle uyumak gerekiyor. Şu anda beni takip etmiyor musunuz Fikren? Cesediniz nerede? Şimdi anladım. Böbreğinde haber olan var mı? Yok. Şimdi de öyleyiz. Toprak altında, zaten gündelik hayatında, hayatın altındadır. Toprak altında ceset bırakıyor, ruh gidiyince ne garip gidiyorsun. Gündelik hayatta bugün yaşadığınızı, yaşadığımızın hangimiz farkındayız? İş yaparken yaşadığının farkında mısın? Her şey yok. Ha öyle işte. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bir çekirdek yarattı. Bu çekirdek mahluk değil. Yarattı diyorsun abi. Ya nasıl diyeyim? Çıktı desem, çıktı dedin diyeceksin. Ne diyeyim yani? Yarattı ama. He? Aydır, ha? Tamam, yardım et. Sen soru sordun. Ayna. Güneş. Buradaki güneş, aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip. Isı var, ışık var, rengi var. Ben gözüksem aynaya, benim sırf şeklim var. Isım yok, sıfatlarım yok. Beni böyle yansıt oraya, yansır mıyım? Yansımam. Bak, ayna beni gösteriyor. Aynayı çevirdim biraz böyle, yan gösteriyor. Yansıt oraya diyor, yansıtmaz. Güneşi yapın, yansıtır. Değil mi? Karanlık yere güneş gönderirsiniz. Şimdi, nurani şeylerin timsali suretleri de, suretleri, misalleri aynı kendisine, kendisi aslıyla alakalı. Aslı hassalara sahip. Mesela aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Güneşin hassiyetine sahip. Ama güneş değildir. Değil de değildir. Peki, güneş şems ezelidir. Bak, güneş şems ezeli. Allah. Misal için söylüyoruz aşağı. Ayna, ruh.
Ayna olabilmesi için bu camdı. Camdı. Siyah boya var değil mi aynanın? Yoksa şu cama bakın dışarısı gözükür. Ve güneş vursa gölgesi düşmez. O bu camı, pencere camını ayna yapmak için arkasına boya atmanız lazım. Boya atarsanız aynı yere bakarken dışarıyı seyrediyordunuz. Boya attıktan sonra kendini seyrediyorsun. O boya da önemli oluyor. Evet. Yok. Nefis oluyor. Nefis. Bak mesela ne kadar harika. Aynı yerle orayı seyrediyorsunuz. Manayı harfi. Boyayı bir atıyorsun, kendini seyrediyorsun. Kendin için bakıyorsun. Gördün mü? Bu ayna cam, aynadır. Arkasındaki boya nefistir. Bu ikisinin cemi camla siyah boya oldu mu ruh? Burada gözüken ene. Bu. Nur-u Muhammed'in bizdeki karşılığı. Ustad Şems Ezeli veya Nur-u Muhammed'idir diyor. Şimdi aynadaki güneş ne aynıdır, ne aynıdır, ne de gayr. Tamam. Ondandır, haşa o değildir. Allah subutu sıfatıyla insanı yaratmaya karar verdi. Karar verdi, bir çekirdeği yarattı. Yarattı diyorum, başka ne yapayım, nasıl kurtulurum? Ama mahluk değil. Mahluk değil. Bu sefer bu ağacın, bu çekirdek, ağacın tümü var. Yaprağından, ağacın ilk filizinden, son meyvesine kadar her şey var. Anlaşılıyor değil mi konuşmam? Varsa şurayı anlamadım diyen varsa izah eder. Çekirdekte ağacın başıyla sonu var. O zaman Nur Muhammed'i de ağacın, yani şeciri hılkat denilen ta o sistemden, o girişten ta meyve olan insana kadar bütün süreç var. Sonra o çekirdek ağaç oldu. Ağacın en sonunda meyve oldu. Ağacın sonunda meyve olur ya. Meyvenin içerisinde adet ilahi olarak kökteki çekirdeğin aynısı olur. Değil mi? Burada bir sorun var mı, anlamadınız? Başlı sonu aynı. Yani toprak, çekirdek, ağaç oldu mu? Meyve verdi mi? Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Bu çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı. O zaman başıyla sonu aynı. Evvel ahir aynı. He. Evvel ahir aynı. Kulüvallah ehad. Küllehü küfüven ehad. Sonu da aynı. Ehad ehad. Tamam mı abisi? Burada değişiklikler var. Burada. Çiçektir, yapraktır, meyvedir. Ne bileyim, bazı bölgelerde cılız olur ağaç. Bazı bölgede kabilet olur. Rize'ye narı dikersin, nar ağacı olur ama meyve vermez. Hatay'a dikersin, ağaç olur ama meyve de verir. Yaptığım için söyleyeyim. Ama çekirdeğinde var. Meyve vermedi diye nar çekirdeğinde, nar çıkmamış, var. Program oradan sökülmemiş. Tamam mı arkadaşlar? Çekirdekten ağaç çıktı, meyve oldu. Meyvenin içerisinde çekirdek miyiz? Heh. İşte meyve, şu anda sizsiniz. Şu anda oturan, karşımda oturan sizsiniz. O ağaç nedir? Şeceri-i hilkattır. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemdir. Herhalde zor anlatmıyorumdur. Herhalde anlaşılıyor değil mi? Meyve sizsiniz. Geri gidiyorum, meyve. Çekirdekten gidiyorum. Meyve şu anda oturansınız. O ağaç, meyveden geri git. Tomurcuk, dal, gövde var ya. O ağaç nedir? 18 bin alemin halidir. Tekrar o ağacı, çekirdeği var ya kökünde, o Nur-u Muhammed'idir. Nur-u Muhammed'i ile biz aynıyız. Tamam. Timsaliyiz. Timsali. Timsali misali yani. Timsali. Yani meyvenin içerisindeki çekirdekle ağacın başındaki çekirdek aynıyız. Buraya kadar da tamam mı? Tamam. Ağaçta yaprak vermesi, meyve vermemesi doğal hadiselerdir. Harici sebeplerden. Güneş olur, kar olur, dal kopar, soğuk olur, meyve verir, vermez ama
Ağaçta meyvenin vermesi, büyük olması, ciliz olması, yaprağın dökmesi, kırılması, bu sene meyve verdi, bir sene vermemesi, bu ağaçla alakalıdır. Ama köklerdeki bulunan çekirdekte programda bir sorun yok. Ağaç ister meyve versin, ister vermesin ama çekirdekte bir sorun yok. Burayı da anladık mı abi? Şimdi o çekirdeği, bak meyve, sorun, farklılık nereden geliyor? Yapraktır, çiçektir, gövdedir, meyve verdi, vermedi, ciliz oldu, hadiseti dünyeviyedir. Ama asıl cevherimiz itibariyle hepimiz eşitiz. Mahiyet itibariyle mahiyet insaniye birdir. İnkısamı, farklılıkları gayrimümkündür. Herkes aynıdır. Yalnız şartlara göre meyve veriyoruz, yaprak veriyoruz, cılız oluyor. Mesela ben Karayemiş'i diktim, belki de 20 sene var Tepecik'te. Yani mesela Rize'de olsaydı şimdi kıyamet kopmuştu her taraf. Her taraf sarmıştı meyve. Ama insan boyu, 1,5 boya kadar olmuş ve vermiyor. Sorun dış şartlardadır. Ama çekirdeğinde bir sorun yok. Tamam mı? Şartları da şey yapalımsa Cenab-ı Hak. Oraya geçelim. Rusya'da doğdu biri diyelim. Onunla. Ama cevherde bir sorun yok. Bak. Şimdi cebir olmasın diye Allah kainatı insanı yaratmadan önce bir çekirdeği yarattı ya. O çekirdeği yaratırken istidat ve kabiliyetler koymadı. Direkt subutu sıfatın tecellisiyle oldu. Subutu sıfat ve zatı sıfat. O çekirdekte ki irade, o çekirdekteki basar, sem, ilim, irade, kudret, bu subutu sıfat. Zatı sıfata git, vücut, vahdaniyet, kıdem, beka, muhalefetun havadis, kıyam-ı bir nefsi. Tamam mı? Saymadığım var mı başka? Zat-ı sıfatlar. Bu çekirdekteki, çekirdeği oluşturan şuunat-ı zatiye. Bir de o var. Bu çekirdeği oluşturan yapı bu. Bunlar mahluk değil. Mahluk değil. Çünkü berzah dedik ya. Mahlukla mahluk arası değilse, dedik ya biraz yenilerde var desek, ama artık idare etsinler. Merak ediyorlar işte yani. Bunlar yani. Mahluk nedir? Mahluk olmayan nedir? Mahluk şu. Mimarın kafasındaki proje mahluk değil. Kimse ona para vermiyor. Benim kafamda çok bina var. Çok zenginim. Hiçbir şey değil. Kirada otururuz. Kafandadır. Ona ilmi vücut denilir. Ne zaman dışarıya çıkar, kudret tahrik eder, tuğlaya dönüşürse mahluk olur. Tamam. Yani Allah'ın ilmi projesi, ilmi vücut denilir. Ona kudret taalluk ederse mahluk olur. Tamam. Mahlukla ilmi vücut bu. Şimdi bu ene mahluk değil. Burada ne var dedik? Bir, şuunat-ı zatiye bunu yapılandırdı. İki, sıfat-ı zatiye yapılandırdı. Üç, sıfat-ı subutiye yapılandırdı. Tabii ki biraz camiye gidenler bilir. Sıfat-ı zatiye nedir? Sıfat-ı subutiye nedir? İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat diye böyle konu şeklini söylerdik biz camide. Camiye gitmeyenler ise bak burada bu sıkıntıyı da çekti. Subut-ı sıfat deyince bakıyorum simalarınıza ne diyor? Haçan ki duydum diyor mesela. Tamam mı? Yani oysa bunlar bilinmiyor. Allah'ın subut-ı sıfatı. Bu çekirdeği bir daha söylüyorum, müştef olsun. Bu çekirdeği yap, Allah var iken hiçbir şey yoktu. İnsanı yaratacağım dediği çekirdeği yaptı ilk önce. Bu çekirdeği yaparken yaptı diyorum, mahluk değil ama ne yapayım? İlmi vücut. Ne kullandı? Bir, subutu sıfat. Kargasını çizdi. İki, içerisinde zatı ve subutu sıfat dedim ilk önce. Şuunat-ı zatiye. Bu yapılandırdı. Yani sistemi kurdu. Şuunat-ı zatiye. Bak çeviriyorum. İçerisine girdi. Zatı ve sıbıtı sıfat. Yaptı onun da. Daha onun içerisine esma-i hüsnalar. İcraat yaptı. Hamur yaptı. Tamam. İşte burada bulunan irade mahluk değil. Vacip de değil. Hürriyetimiz, mutlak hürriyet oradan geliyor. Ustad diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun?
daha üst irade olması lazım. Cüz-i ihtiyar aklidir, irade vicdanidir. İradenin kayıtlılığı yoktur. Çünkü buradan geliyor, mutlak hürriyeti buradan geliyor. İstidatın da ta arkası. İşte elestu bi rabbikum kalu bela, ona denildi, ihtiyara denilmedi, iradeye denildi. İnsanda irade var mı? İnsanda irade var, irade var. Ama diyor ki cüz-i ihtiyarın manasında olan irade diye öyle bir tabir var. Cüz-i iradeyi senin bildiğin tanımla gidiyor. Yani iradeyi direkt dese neyin nesi? Cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar şudur. Hazır zamanda bunu mu yapayım, bunu mu yapayım, onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Yani mevcutlar arasındaki kıyam. Mesela Mercedes mi alayım, BMW mi alayım? Derse gideyim mi, gitmeyeyim. Bugün soğuk, kazak giyeyim mi, giymeyeyim. Bu cüz-i ihtiyarı yani. Hayvan gibi otlayayım, otlamayayım, yatayım. İhtiyar cüz-i ihtiyar aklidir ve hazır zamanda önümüzdekileri tercih eder. Allah dese ki cüz-i ihtiyar sahibine, ya sen bu günahlardan vazgeç. Bunu bırak, bu günahı bırak. Aa, ben sana cennette çok büyük şey vereceğim. İhtiyarla hareket eden bunu yapamaz. Çünkü ihtiyar hazırı tercih etme özelliğidir. Ama cennet daha gelecek. Oho, peşin çalışıyoruz diyor. İrade ise böyle değil. İrade bundan daha kapsar. İrade ise geçmiş, gelecek, hazır zamanı kapsıyor. İrade sahibine diyor ki ey kulum şu günahı terk et, ben sana cennette şunu vereceğim. Tamam diyor. Hazır bırakıyor. Cenneti tercih edebiliyor. Onun için hayvan mertebesinde olanlar, hayvanlar cüz-i ihtiyarıyla hareket eder diyor 24. sözde. Ameleler bahsinde. Hayvanlarda ihtiyar vardır, irade yoktur. İman etmeyenlerde irade yoktur, dümura uğramıştır, ihtiyar vardır. İhtiyarla iradeyi anlattım. İrade, hal, şimdiki zaman, geçmiş ve geleceği üç zamanı alır, tercih yapabilir. Mesela ben hususatın efsanemden vazgeçtim. Fedakarlık yapıyorum. Niye yapıyorsun kardeşim? Cennetteki veya Allah'ın rızasını düşünüyorum. Ulan Allah'ın rızası hazır mı? Yok. Ha, irade sahibi olanlar hazır günahı iter, Cenab-ı Hakk'ın rızasını alabilir. Tercih edebilir. Ama ihtiyarıyla hareket edenler şimdiki zamanda var mı kardeşim hemen? Dokunuyor mu dilime? Cennette Kevser verecekmiş. Ya o ihtiyar böyle. Anladık mı? Peki nasıl sana anlatacak ustad? Bildiğin yolla bilmen gerekenlere götürüyor. Bir daha bildiğin yolla, bildiğin malzemeyle bilmen gerekenleri anlatıyor. İradeyi ihtiyarla anlatıyor sana. Çünkü irade derin. İrade mahluk değil. Onun için yaratanla yaratılan arasındaki mutlak hürriyet buradan geliyor. Çünkü buradaki irade ihtiyar yok. Buradaki irade, irade-i ilahiyenin enedeki taayyunu ve teşahhusudur diyor şeyde. 10. sayfa şualarda. Şimdi onu okuyacağım. Ama ateş bastı. Sorry. Anladın mı bak şimdi? Buradaki irade mahluk değil. Ama vacip de değil. Nasıl mesuliyet oluyor o zaman? İşte bu dışarıya çıkarken, dışarıya dünyada icraat yaparken ihtiyarıyla yapıyor. Bu yapıyor. Bu irade, irade mahluk değil. Mahluk olsa kayıtlı olur. Cüz-i ihtiyar kayıtlı mıdır? Evet, iradeyle kayıtlıdır. Çünkü irade üstündür. Ustad diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Ha, bu irade eyleme döküldüğü zaman ne yapar? Mazim var benim. Bir sürü günahım var. Şimdi var. Ahiret var. İman ettim. O zaman diyorum ki mesuliyeti şu. Buradaki irade. Ya bir sürü günahım var. Bari şu fedakarlığı yapayım de. Ulan iki dairem var. Vereyim dershane bir tanesini. Niye veriyorsun? Cevaba bak adamın. Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Ayeti. Allah'ın evi mi dershane? Allah'ın evi midir cami? Verdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? İmanımı onaylıyorum. Niye? Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar. Ben de bunu bana Allah nasip ederse bu evi
Allah'ın evidir. O zaman imanım ona. Peki şu andaki evini veren adam ihtiyarıyla mi veriyor? İradesiyle mi? Söyleyin bakalım. Bu konuşmada söyleyin. İradesiyle verir. Ama adam günah işleye işleye siyahlandıra siyahlandıra günah işleye işleye siyahlandıra sıvayalandıra nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Artık o vicdanda olan vicdanın en dişinden söyle bakayım içeriye doğru. En dişinde ne var? En dışında. Değil ya en dışında. İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Latife-i Rabbani. Ha. Vicdanı ölmüş adam. Otomatik olarak neleri ölmüş? İradesi ölmüş. Zihni ölmüş. Hissi ölmüş. Latifesi ölmüş. Yani bu mahluk değil dediniz ya. Mahluk değilse oradaki o faaliyet nasıl oluyor yani? Ha. Mahluk olmayan bir şey mahlukiyeti aktif ediyor. Mesela düşüncelerde mimarın kafasında proje yok mu? Var. İlmi, buna ilmi vücut. Bina mahluktur. Peki bu düşünce binaya nasıl dönüşüyor? Bu düşünce, mesela kaç tane bina var kafasında diyelim mimarın? 10 tane. Şu arsaya şu binayı mı dikeyim? Şunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Seç. İhtiyar bunu yapamaz. Ama irade yapar. He, irade yapıyor. Ama 10 tane projeyi getirdi mi o da ihtiyara girdi. Yeniden çizimi böyle. Peki bunu mu yapayım, bunu mu yapayım, bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Bunlar ilmi vücuttur. Dedin ki sen, mahluka nasıl dönüşüyor? Mimarın kafasındaki proje binaya nasıl dönüşüyor? Fiille. Mevcut arasındaki mukayeseyi yapmak için ihtiyar kullanıyor. Yani ihtiyarı kullanıyor, tercih ediyor bunu. Alıyor diyor ki tamam ben bunu şurada. Şurada ne gider? Bu bina gitmez. Gökdelen. Ulan bu ceylan çiftliğinde olur mu? Peki bu bina bu çok lüks, çok masraf ister. Çok kaliteli mi? Burada satamam. Yani harici sebepler iradenin içerisini durduruyor. İhtiyarla. Diyor ki şu bina olsun. Bir soru sorabilir miyim sana? Şimdi bu da farklı kaynıyor. Bu abi de farklı kaynıyor. Bu farklılık yani bu bunu yani buna biraz daha şey yapabilir misin? Yani bu farklılıklar niye yani? Bu insandaki hissiyatların farklı farklı kaynaması. Yani bu şimdi, emri nispi, emri itibari falan. Temelde sistem yazılı aynıyız. Mahiyet insani birdir. Dedim ki size dershanede. İkinize mi dedim? Sen kaç yaşındasın? 40. Sen? 29. Dedim ki, ilme merakınız yoksa boşuna oyalanmayın dershanede. Çünkü dershaneye problem olacaksınız. Evlenin gidin. Çünkü ilme merak yoksa kendisi yapamazsınız. Şimdi bazı abilerde kaynaması bazı merak. İlme merak. Sebeplerine riayet. Şeriata uymak, iki sistemi çalıştırmak. Emri nisbi harici, harici olaylar var, ölüm var. Bugün cenazedeydik değil mi? Ölen cenazedeydik. Peki, o bizi etkilemedi mi? Etkiledi. Mezarda gördüm, adam bir şey yazmış, kim okudu bana onu? Ömer abim okudu. Kerim okudu, Kerim. Neydi, ne yazıyordu Kerim o mezar taşını geç okumayın dedi ama kitaplarda sen gene okudun neyse. Ne yazıyordu? Bana bakma. Bana bakma. Bakma. Sen de buraya geleceksin. Böyle böyle garip garip, lazcası şu. Garip garip öyle durup da bakma mezara. Sen de buraya geleceksin. Sen madem buraya geleceksen, ondan sonra gelmeden önce buraya bana bir şey gönder ki sana da birisi oradan bir şey gönderir. Kısacası adam şiir yaptı ki bir Fatiha çalayım adamdan diye. Tamam. Abi biraz da hazırlaştırayım. Peki bu merak bunda var mı? Niye ben de... İşte bu daha zorlaştırmak için yapıyorum. Bu sistem sistem aynıyız. Tamam mı? Mahluk değil. İrade mahluk değil. Bunun sırayla gittik mi? Yaratana yaratana karşı biz mutlak hürüz burada irade. Çünkü bu irade senin iraden değil. Bu irade Cenab-ı Hakk'ın taayyunu ve teşahhusudur. Sıfırdır. Burada öyle diyor bak.
İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in'de kitaba mazhar olan zatın bir cilve-i taayyunu ve teşahhusu tezahür ediyor. Yani o şahsiyet, o hadiyet, o sima, herkes bu konuya muhatap değil, burada söyleyecek zaten. O hadiyet, o sima, o taayyunun cilvesi imbisat ediyor. O çekirdek imbisat ederek kainat nispetinde genişleniyor, dağılıyor, gizleniyor. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür bu mevzu. Çünkü azamet ve kibriye perde olur. Herkesin kalbi göremez. Şimdi bu irade sistem yani. Bu buraya yaratıldı mı? Burayı anlattık mı? Buradaki mahluk değil mi? Bunu önemli olan buydu. Ötekisi kolay. Tamam mı? Şimdi bu irade hangi sıfattandı? Zati mi, subuti mi? Subuti. Neydi? Subuti. Şimdi bu dışarıya çıkmadan o sıfatın içerisinde binlerce, İmam-ı Gazali'ye göre 4000 tane esma çekirdek koydu ona. 4000 esma. 1001 denilen kainatta. Yani kainatta var olan insanda var. Ama insanda var olan her şey kainatta yok. Tamam. Koydu mu? Bak. Çekirdeği şunat-ı zatiyle yarattı mı? İçerisine zat-ı sıfatı koydu mu? Mahluk değil ha bunlar. Dağ içerisine subut-ı sıfatla yerleştirdi mi? Dağ içerisine esma koydu. Esmalar birbirine tecelli etmeye başladı. Sonra bu bütün sistem, bütün sistemi yerleştirdi. Tamam? Esmalar. Bu esmalar daha dışarıya çıkmadan Kab-ı Kavsen'den ağaç şekline dönüştü. Ağaç olma noktasının hepsi aynıyız. Tamam? Bu esmaların dışarıya, dışarıdaki örftür. Anenedir. Daha cinsiyet yok. Dişi erkek yok burada. Öyle bir şey yok. Kafir mümin yok. Dişi erkek yok. Genç yaşlı yok. Her şey burada. Sen şurada. Toprakta düşün bir çekirdek. Ağaç verdi. Bütün çekirdekler aynı yaştadır. Meyveler. Bütün yapraklar aynı yaştadır. Bu seneki yaprak 2016. Yaşı aynıdır. Ha, demek ki bu çekirdekte yaş yok. Farklılığı yok. Kadın erkek farklılığı yok. İman küfür yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi esmayı koydu mu? Dışarıya çıktı cevher, çocuk. Bebek. Alım. Kime baba diyecek? Kime anne diyecek? Nerede büyüyecek? Hangi ortamda büyüyecek? Bu şartlara göre bu içerideki sistem belirleniyor. Cebir var mı bak diyeceksin buradan. Onu da izah edeceğim. Bu çocuk doğdu, Adanalı bir çocuk. Doğdu, Bağdat Caddesi'nde dinden uzak Ermeni bir çocuğu. Doğdu, kamil bir insan. Mekke'de, Medine'de, Fatih'te, şurada burada muhafazakar bir ailede doğdu. Bunun artık sisteminde bulunan esmalar belirlenmeye başlar. Kabilet olmaya başlar. Konuşma Almanca olur, Türkçe olur. Nerede doğmuşsa. Ondan sonra sistemi güneş yakacaktır, siyahlaşacaktır. İşte böyle obur gibi ailedir, yedirecek, içirecektir, şudur budur. Yani diş etkenler bunu değişikliğe uğratacaktır. Değişik tecelliye mazhar olacaktır. Peki bu değişiklikler ne yapıyor Cenab-ı Hak? Kim? Ne kadar yapabilirdi, ne kadar şartları müsaitti, ne kadar bu davranışında anne babasının, örfünün, anneannesinin, adetinin, toplumun dayatmalarına maruzdu da yaptı, etti, ne kadar imkanı vardı, ne kadar imkanını kullandı, okul var mıydı, yok muydu, hep bu Allah'ın mahkeme-i kübradaki hatalarına veya istenilen bir düzeyde olamamasına düşürücü, affedici sebepler. Mesela buna ait bir örnek vereyim, şaşıracaksın.
Siz bugün burada ders yapılıyor, gelmeseniz bu mahallede olanlar mesulsunuz. Akşam okundu, yatsında okundu değil mi? Kıldık. Şimdi kılmayanlar da var. Kılmayanlar mesul mudur değil midir bu memlekette? Söyleyin, yok diye bilen var mı? Yok. Ama Sibirya'da, Afrika pigmelerde, yani din gitmemiş. Ezan mezan yok. Din hiç gitmemiş. Din yok. Sibirya'da doğmuş, orada büyütülmüş. Bu çocuğa Allah'ın yatsı namazının hesabı değil, iman bile hesap sorulmayacak. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولًا Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Adam çocuk girdi. Koca adam. مَا رَبُّكَ Ne? Ne Rabbuke? Ne Rab? Siz kimsiniz? Neyin nesidir? Ben ölmedim mi? Ölüm fizikseldir dedi. Sibirya'da. Moskova öyle dedi. Siz kimsiniz? Biz münker nekiriz. Sen Allah adına sorguluyoruz. Allah kim ya? Rus devlet başkanı mıdır der. Öyle demez mi? Şimdi buna ceza verilir mi? Tamam. Çünkü din gitmemiş. Mesul olabilmesi için şeriatta 4 şart lazım. 1. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetle insana vazife yükleniliyor. Efendim abim? Bütün dünya için inmedi mi peygamber? Evet. Beşer için. Beşer için indi. Ama beşerin her köşesine ulaşmamış. Veya din gitmiş. İmam Gazali der ki, din gidebilir Sibirya veya Rusya şu. Ama terörist bir din gitti diyor. Yani öyle bir yanlış. Öyle bildiler. Yani dinin gitmesi yetmiyor. Din gitti. Hür olacak. Din gitti. Muvazenesi olacak. Tamam. İktidarı olacak. Salahiyeti olacak. Bulu çağına gelmiş olacak. Bunlar şart. Ha, demek ki bu istidat kabiliyetleri dış etkenlerden çıkıyor. O da emri nisbi, emri itibari. Emri nisbi, bu bina delikanlı telefonunu kapat. Hiç kimse telefonu açmasın bir daha. Hiç kimsenin açık olmayacak. Şimdi bu bina büyüktür. Bu bina küçüktür. Niye büyüktür? Gece konduya göre. O büyük bina aynı başka bir binaya kıyas ediyorsun gece kondu gibi oluyor. Buna dış etkenler. Bir de dış etkenler içeriye girdi. Yani ben binayı keserim, küçültürüm, diş cephesini boyarım. Yapamaz mı? Bunlara da emri itibari deniliyor. İnsanı inşa eden bu iki sistem. Dış dünyadan aldıklarımız, iç dünyada hazmettiklerimiz. Sonra eyleme dökeriz. Ha, bu eylemde diyeceksin ki ben bir Müslüman anne babadan doğdum. Şartlarım çok güzeldi. O da Sibirya'da. Ben daha şanslı değil miyim? Biraz önceki konuşmama göre o daha şanslı. Sana diyecekler ki yatsının hesabını ver. Aldığın nefesinin hesabını ver. Adam dünyada zina yapmış, içki içmiş, her türlü nane, molla şeyi yapmış. Hiç hesap yok. Sen de hesaba çekeceksin. Şu anda sen imansızlık tehdidi altında yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Evet. Ama Sibirya'daki yaşamıyor. Öyle bir şey yok. Bir şey sorabilir miyim? Ben bunu hemen yapayım da ondan sonra sor. Şimdi adam diyor ki biz Müslüman çocuğu ve İslam memleketinde Türkiye'de doğduk, o Sibirya'da doğdu. Hocam zulüm değil mi? Bunu anlattıktan sonra hocam ters oldu dedi ya, onlar daha şanslı dedi. Ben imanı kaybettim ama bilmem ne yaptım, anlamaz. Hocam onlar daha şanslı ama biraz önce onlar, biz daha şanslıydık. Bir açıdan öyle ama bir açıdan da değil. Müslümanlar gibi eğer imanla kabul edildiyse onlar gibi mükafat alamıyor. Ama cennete gittikten sonra Allah'a duymadığı için cenneti de duymamıştır. Ona verilecek hayat Moskova'dan, Sibirya'dan daha güzel bir hayat. Onun böyle bir daha üst tabaka duymadığı için talebe olmayacak. Talebe olmayınca eksiklik olmayacak ona. Herkes talebi kadardır. Misal vereyim. Bu soru İsa Aleyhisselam'a sordular. İsa Aleyhisselam cennette diyor herkes aynı makamda olacak ama farklılıklar ona sıkıntı vermeyecek mi dedi. Aynı makamda olacağız ama herkes farklı nimetlenecek. Yani insan sıkıntı çekmeyecek mi? Dedi ki bir baba eve akşam çocuklarına annesine bir giysi getirdi.
baba. Babasına getirdi. Karısına getirdi. 18 yaşında kızına getirdi. 18 yaşında oğluna getirdi. 6 yaşında kızına getirdi. 5 yaşında oğluna getirdi. Yani kızlar ve oğlan çocukları yaşları farklı olmakla beraber bunlara hediye getirmesi çocukları kıskandırmaz. 6 yaşındaki çocuk futbol maç ayakkabısını, ne diyorlarsa onu, onu almasını bekler. Bir 12-15 yaşında kız çocuğu, ablasının eteği var, benim niye eteğim yok, etek istiyorum der mi? Demez. Ne işte dün böyle bir şey. Şimdi demek ki adalet nedir? Eşitlik değildir. Hak edene hakkını vermektir. Mesela ahire indiniz. Sığıra eşitlik var diye köpekle, ahırda bulunan köpekle sığıra ikisine de ya et veya ot veremezsiniz. Adalet nedir? Hak sahibine hakkını vermektir. Köpeğe et, sığıra ot vermektir. Adalet, denge, muhakeme, muvazene ve içsel ve dış şartları gözelterek muamele etmektir. Adalet budur. Mesela diyelim ki, ya herkes eşit. Hayır, ona bir tane misal vereyim. Hazreti Ayşe validemiz, çadırda oturuyor vesaire. Efendim dediler, bir bedevi geldi. Dedi ki, devesine yem, kendisine de, devesine yem ve su, kendisine de ikramda bulunun, gönderin. Gitti, tamam. Bedevi uçtu havalara. Dediler ki, efendim dedi biraz sonra, birkaç gün sonra neyse, bir aşiret reisi geldi. Ne yapalım? Ayşe validemiz dedi ki, onu devesine yedirin, içirin, dinleme alın, adamı çadıra alın, dinlendirin. Adalet olmadı, zulüm oldu denilebilir. Diyor ki, o onu beklediği için beklediğini vermek adalettir ve nimettir. Böyle bir başka talebi yoktu. Efendi ise bir dinleme, bir çadırda oturmayı talep etmişti. Yani fıtratı demedi de, fıtratı bu. Demek ki insan kabiliyetleriyle istidatları gelişir, isteği olur. O istektir. Ama o insan, Sibirya'dakiler yaşadıkları soğuk, denizden besleniyor. Ama senin gibi bir cenneti hayali yok. Bir Allah'ın muamelesi yok. Cennetin tabakaları var, rüyetullah var, muaşşadetullah var. Evet, imansızlık tehdidi altındayız ama imanın getirmiş olduğu lezzeti ruhani var. Onda yok. Ama cehennem tehdidi de yok. Dolayısıyla kim nereye layık ve müstahakse böyle bir şeyi aldığı zaman başka bir şey talep etmez. 15 yaşındaki oğlan çocuğun 15 yaşındaki kız kardeşinin eteğini istemediği gibi. Ayakkabısını ister mi, topuklu vesaire? İstemez. 18 yaşında delikanlı, 22 yaşında ablamın başörtüsü gibi başörtü isterim. Demez değil mi? Hadi elhamdülillah. Demez. Ha, demek ki İsa Aleyhisselam'ın misaliydi. Herkes ihtiyaç hissettiği içsel ve dış dengesini sağlayan ve fıtratı iktiza eden bir şeyi vermek adalettir. Vermemek zulümdür. Onun efendim. Abi peki bu ihtiyaç hissettikleri şey şartların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmıyor mu? Evet. Peki cennette bu nasıl olacak abi? Cennette şimdi adam Rusya'da buyurmuş. Balık avlamış Sibirya'da. Sıcak bir odaya gelmiş üşüyünce. Yemiş, hanımı var. Bunlar biliyor, dünyası bu kadar. Oraya bir baktığın zaman birinci tabaka şaşıracak. Yani bu nedir? Bu hak etmediği halde verilmesi ikramdır, ihsandır, lütuftur. Eğer kendi istediği kadar olsaydı, mesela çocuğa ayakkabı istedi ama babası ona aynı zamanda ayakkabı, top, ne bileyim bir de şu mont, şunları da alsa, o ihsandır. Yani aşırmalı muamele diyor. Hiçbir zaman insana hak ettiği verilmeyecek. Hak ettiğinden daha fazla verilecek. Çünkü Allah Hennandır, Mennandır ve Deyyandır. Tamam, kulları üzerinde merhametlidir.
Allah bizim gibi acıyan değildir. Allah bizim gibi affeden değil. Bize diyor affet, merhametli ol. Allah nasıldır? Çok acıyandır, çok merhametlidir. Affetmek bize yakışıyor. Ona çok affetmek. Öyle geçiyor. O çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Merhametlidir diyen denebilirdi. Denmiyor. Şöyle diyeyim de ondan sonra kapatayım bu konuyu. Eğer ha bizdeki cilve, cemal, nakış, sanat bizde Allah'ın esmasının tecellisi neymiş? Cilve, cemal, nakış, sanat. Bununla bizdeki merhamettir. Allah'ın merhameti bizim merhametiyle hiç alakası yok. Yani bu masayı ben yaptım. Masadan önceyim. Masaya da benzemiyorum. Bir daha. Bu masayı ben yaptım. Masadan önceyim değil mi bunu yaptığıma göre? Ve masayı ben yaptım diye masa bana benzer mi? Benzemez. Bu insandır. Yapan haşallah olsa böyle mukayese için. Bendeki merhamet cinsinden değil Allah'ın merhameti. Bendeki merhamet Allah'ın merhametinin cilvesi, cemali, nakşısı ve sanatı aslı yoktur. Yani masa ile Hasan arasındaki fark düşün. Bendeki merhamet de Allah'ın merhameti de masa ile Hasan arasındaki fark gibidir. Değil değil ama gene değil. Onun için Allah'ı bulduğunuz gibi bulmayacaksınız. Bu daha iyi. Bu merhametlerden geliyor. Evet merhametlerin. Oradan geliyor ama bizim merhamet cinsinden değil. Daha acayip diyor. Daha büyük. Yani kıyas edilmez. Bizim merhamet nereden geliyor diyor gene. Hayır şimdi merhamet yok mu bizde? O var. Yani bu merhamet bize nereden geliyor? Ondan geliyor. Tamam. Ama bu merhamet cinsinden düşünme o merhameti. Eğer benim merhamet cinsimden Allah merhameti varsa o da mahluktur. Gölgenin gölgesi nasıl aslıyla kıyaslayacağız? Ha o zaman bu bize neyi getirir bu derste? Bu hiç mi anlamasam bile şu cümle bile. Ona Allah bizim merhametimize benzemeyecek merhameti var. Fesubhanallah. Böyle Allah sevilmez mi? Böyle bir Allah'a iman etmekten insan şeref duymaz mı? Ya böyle bir Allah'ım var ya. Allahsız düşününce kefen şey ölümü. Allahsız düşününce bugün öğlen gömdüğümüz adam ne yapacak? Şimdi toprakta hakikaten kar var. Karlar eriyor, çağ katıya su gidecek. Bu adam ne yapacak ya? İhtiyar adam burnu akacak falan. Abdest tutmayacak. Ne yapacak ya bugün mezarda? Allahsız düşününce böyle olur. Allah ile düşününce uyuduğu adam çekip gittiği gibi. Yataktan haberi var mı? Ooo keyifler. Göz kapalı. Kapalı kafada aydınlık alemleri seyrediyor. Bu kulağı kullanmadan rüyada sesler duyuyor. Bu gözü kullanmadan renkler, şekiller alemine dolaşıyor. Bu ayak kullanmadan dolaşıyor. Abi hayal. Hayalsa niye buna fatura çıkıyor? Terden su oluyor, banyo yapıyor. Korkuyor, lezzet alıyor. Neler oluyor? Vahinin 40 cüzünden bir cüzü gelmiş rüyada. Ha, bu rüyanın 70 kat ilerisini düşün. Kabir. Merzah yani. Şimdi, demek ki bizdeki farklılıklar Esma'nın meratibinden kaynaklanıyor. Esma'nın meratibi emri nisbi, emri itibarilerle kaynaklanıyor dedik. Peki emri nisbi, emri itibari de diş ve iç şartlardan olduğuna göre bu farklılıklar insana adaletsizlik gözükmüyor mu? Hayır. Kim ne kadar yapabilirdi, ne kadar yaptı, ne kadar diyebilirdi, diyemedi, yapabilirdi, yaptı, yapmadı gibi şartlarla. Mesela adam namaz kılmaz, mesuldur dedik. Toparlıyorum mevzuyu da. Ama adam Allah'a iman etmedi, mesul diye cennete gidecek. Yani fetret. Görüyor musunuz yani? Yani liyakata göre. Demek ki kim nereye layık mustaksa. Ben buraya bir okuyayım şimdi bu şeyle. Cümleyi okumayayım. Herhalde olmuştu zannediyorum. Mutlak hürriyetimiz buradaki iradeden kaynaklanıyor. Mahluk değil çünkü. Yani verenle verilen arasında mahluk yani verildiği için verene karşı nasıl mutlak hür olurum? Buradan. Çünkü buradaki irade haşa subut irade değil. Subut sıfat değil. Allah'ın sıfatı değil buradaki. Mahluk da değil. Bu nedir? Buradaki irade ne aynıdır? İrade-i ilahiyenin irade
Ne demek? Gayidir. İradem işte bu hürriyet buradan geliyor. Ama kör olası cehalet, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz dostlarımıza ihanet, dostumuza ihanet etmeyi kanı beladan, sevgiliye şefkat karamanı olan annemizi tekmelemeyi anne kanında öğrenmişiz biz. Oradan öğrenerek geliyor. Bir daha. Dostumuza ihanet etmeyi kanı beladan, sevgiliyi tekmelemeyi anne kanında öğrenmiştik. Ta oradan öğreniyoruz. Kalbu beledeki ihanet nasıl abi? Anlayamadım ben onu. Kalbu beleda... Sıkırt atar abi. Sıkırt atar. Nasılsın ya? Peki. Elektrik çamadan var mı? Şimdi... Tap şimdi gelin. Allah Rabbiniz değil miyim dedi değil mi? İşte o. Bazıları evet dedi, bazı hayır dedi. Neyle dedi bu dersten sonra bakayım anne. İrade ile mi dedi, ihtiyar ile mi? İrade. Çünkü irade burada Elestu bi Rabbim kalu bela dediği o olay süreç arş arzamda olmuş. Ruh yaratıldığı zaman. Peki buradaki soruya cevap veren, tercihleri yapan buradaki sistemdir. Burada irade yok muydu? Evet diyen, hayır diyen buradaki sistem. Bu. Ta o zaman öğrenmişiz. Dost istersen Allah yeter ya. Ha, dost Allah'tır. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Mal istersen kanaat yeter. Ha, dost, onu kastettim. Dosta ihanet etmeyin. Kanı beladan. Sevgiliyi tekmelemeyin. Anne karnında öğrenmiştik. Doğmadan tekmeleriz ya. İrade neye göre ayrılır? Kesin Laz'da bunlar. He? Laz bunlar. Diyenler değil mi? İrade neye göre ayrılmış ki? Buradaki irade... Neye göre hayır diyor? Nereye göre? Niye hayır diyor? Ha. İrade. Rabbiniz değil mi? Niye hayır diyor ki o zaman? Şimdi neye bu göre? Bu esma, içerisinde esma var ya. Esmanın bir esmanın hepimizde cil ve esmanın bizzat kendisi değil. Cil ve cemal nakış sanatı. Bu bütünlük. Bütünlüğe konmuş. Tamam. Ondan sonra bu konmuş, sonra kürs takılmış, nefis takılmış. O zaman mı hayır diyor? Evet, ha o zaman, evet. Şey, tövbe, bu kalu elestu bi rabbikum kalu bela kürste oldu. Değiştiriyorum, arş-ı azamla değil. Allah razı olsun, bu sorunla hemen ya şeyimi anladım. Kürste oldu. Kürste nefis takıldı. Nefis takıldıktan sonra bu esmanın sistemini değiştirmeye başladı. Kürste ol. Orada hayır demiyor ama değil mi? Nerede? Galibela'da. Galibela'da değil. Hayır yok orada ya. Yok. Nasıl hayır dedi? Ha, yok. Burada Rabbiniz değil miyim? Orada hepsi iman etti. Arşta hepsi iman etti. Ama söz verdiniz diyor. Kürste oldu. Nefis takıldıktan sonra oldu. Orada hani diyor ya Kur'an'da siz söz verdiniz. Sözünüzü niçin unutuyorsunuz? O söz vermeyi kürste oldu. Elestu bi rabbikum kalu bela. O doğru arşta olmuş çünkü bütün kafirler de iman etti. Kafirler de iman etti. Onu tamam. Onu doğru demiş. Arşta kafir mümin herkes kalu bela dedi. Fıtrat itibariyle doğru. Kürste nefis takıldıktan sonra Allah tekrar söz aldı. Ondan sonra sözünde duranlar var. Durmayanlar var. O zaman imtihan başlıyor. O zaman başlıyor. Kürs takıldıktan sonra. Kürs, evet. Şimdi okuyayım bu noktada bakın. Biz bütün tercihlerimizi kürste yaptık yani. Yapıyoruz. Yaptık. Hatta bir şey söyleyeceğim şaşıracaksınız. Senin ismini kim koydu Faruk? İsmimi... Hatırladığın var mı? Yani zahire göre mi? Zahire. Mesela ismini Ömer senin ismini kim koydu? Kim? Dedem koymuş. Dedem. Benim de dedem koymuş. Sen kim koydun? Dedem. Dedem. Enes? Babam. Baban koymuş. Değil mi? Böyleyiz yani değil mi? Ebesi koydu bilmem. Kardeş, o nereye göre koydu biliyor musunuz? Benim dedeme ben ta irademle, arş-ı azamla dedemin kalbine müdahale ettim. O ismimi gene ben koydum. Çünkü o isim
İsimle ben madem mükafat alacağım, mesela Kaya. Adamın Kaya, Kaya Bey, Kaya, Kaya, Kaya. Kaydı gitti. Mesela Cengiz, Allah düşmanı demektir. İsmiyle müsemma olması burada evet. Yani bu benim tespitim. Bir kitaptan şey yapmayın. Benim satır aralarında bulduğum o irade ile, ama ben dünyaya geldiğim zaman benim ismimi ben koyamazdım. Ben koymadım. O zaman benim ismim de bana müdahale edilmiş. Ben ümürriyeti çok sevdiğim için burada bir araştırmaya girdim içsel alemde. Dedem Hasan'ı niye koydu? Niye Cafer koymadı? Bilmem niye koymadı. Çünkü dedemin kalbine gelmedi mi? İçine geldiği için, değil mi? Doğduğu için de. Onun kalbini benim o iradem galubeladan müdahale etmem gerekiyor. Çünkü insan öyle bir mukaddes bir şeydir ki her şeyini kendisi yapıyor, tercih etmiştir. Her şeyin ismini dahi. Ama bu alemde o sebeplerle ortaya çıkıyor. O zaman herkes kendi ismini kendi mi koymuş oluyor? Yani bana mahsus değildi bu. Sadece isim de değil, değil mi abi? Ama deme bir yerde. Yok deme. Hakikaten deme. İsmimi ben koydum dersen, ulan manyak mısın lan? Kesinlikle derler. Vallahi derler. Peki abi, annesinin ismini koyuyor, babasının ismini koyuyor. O ne oluyor? İşte hep o mailde. Mesela her babasından değil ki, o da bir fikirdir. Bize ait bir şeydir. Ötekisi koymaz. Anne baba tercihi de aynı oluyor o zaman. Evet, tercihleri müdahale. Anne babası da ona koymuş. Yani insan müdahale edilecek bir mahluk değil. Şöyle alakası var mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin annesini daha kızlık zamanında müdahale etmesi şeydi. Evet. Hmm. Annesinin haydutların hücumuna evet. Hücumuna kitapta yazıyor. Hücumuna maruz kaldı. Haydutlardan kurtardı birisi. O zaman daha evlenmemişti. Anne hatırlıyor musun falan yerde sana yardım? Oğlum dedi ben neyse. Yanlış anlaşılır demeyeyim. Sırasını zaten biliyorsunuz. Veya şey. Ben ona bir şey demeyeceğim. Ama bu işte. Bu iradeyle oluyor. Çünkü bak çok basit. Bunu söylersem. Mektubat 59'da diyor ki gidip geliniyor. Ama ben de Musalla'daki cenazeyi vaaz ederken cemaat uzaktan yakına gelenler bitirdikten sonra bak bize zaten bu vaaz ediyor. Bundan daha büyük bir vaaz yoktur. Bak diyor ki ben kefenle geldim kondakla, ona gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. Gidip geliyor. Ha bak onu dedesi. Gittim bir daha gelmeyeceğim. Diyoruz. Ama bu söz avamadır. Evliya gidip geliyor. Mektubat 59'da. Evliyaların çoğu gidip geliyorlar. Ama cismi bedenle değil misali cesetleriyle evliyalar geliyor. Ya kuşların cefine giriyor, kanadı, ya sineklere giriyor veya temessül ediyor. Yani biz insanın simasına giriyor. Oluyor. Hızır Aleyhisselam onlardan değil mi? İşte diye vesaire. Efendim şurayı okuyayım da keseyim. Bir şey söyleyeyim de oğlum. Sor. Şimdi bu Peygamber Efendimiz geldikten sonra tetanet devri devam ediyor mu? Etmiyor. Ediyor. Ediyor. Bölge bölge. Çok güzel bir soru. Mesela peygamber Fetret kitapta şöyle yazar. İki peygamber arasındaki karanlık bölge veya o peygamber geldiği halde her bölgeye aynı derecede dinin gitmemesi. Mesela diyelim ki yani Türkiye'nin neresi diyeyim? Antalya'ya. Şimdi bir Diyarbakır'daki dinle yani o ortamda büyüyen çocukla Çanakkale'de büyüyen çocuk, Edirne'de büyüyen çocuk bir değil. Yani o şiddette, o kalitede gitmemiş. Dolayısıyla ne kadar bizi diş etkenler etkilemişse o miktar fetrettir. Peki Hasan abi, herkesin fetreti iradesine bağlı değil mi? İradesiyle bağlı olan var, olmayan var. Mesela diyelim ki bu toplumda yaşıyoruz. Toplumun bir dayatmaları var. İrademiz de tabii ki. Ama şu namaz kılıyorsun yani fetret ne nasıl olacak? Namazda fetret yok senin. Ama evliya olabilirdin sen bu yaşta. Sen çünkü Osmanlılarda veya Selçuklarda sen yaştakiler çok evliya olan var. Niye evliya olamadın?
Ehli oldum. Ha, ehli oldum, doğru. Yani misal için söyledim. Yani diş etkenler var değil mi, toplumun dayatmaları var. Açık saçık geçiyor oradan. Sen onu seyretmek mi istiyordun? Yok. Çıktın masum masum işe gidiyordun. Toplum sana bak bir tane çaktı, balon attı. Mesela kalp diyor balon atarsa kafa ne yapar? Felç olur. Peki o zaman toplum o zaman iradenin elinden mi almış oluyor? İradenin üzerini örtüyor yani. Ama peki neyle kaldıracağız? Yani ne kadar mesela işte cemaatler, kitap okumalar. Mesela bak bugün bir tane sarıyor beni. Abi şöyleydi, böyleydi de işte ben seni işte her gün istisnasız arabada işip gelip gelirken belediye şoförü 3 tane dersi bir kere sesli dinliyorum. 2 tane de hanımla dinliyoruz biz sabah bir akşam 5 tane dersi dinliyoruz. 5 saat ders dinliyorsun öyle mi? Bak kendimi benim dersimi dinleyen, bu dersimi dinleyene diyorum. Lan bu kadar kaliteli dahi ders olsa beni dinleyeceğine 5 saat dinleyeceğine Allah'ım beni mesul etmemek için söylüyorum, şahit olun. 5 saat dinleyeceğine bu dersi 10 dakika Risale oku, daha fazla istifade edeceksin. Ben bir kere bir işte mesela kabz oldun, okuyamadın, araba sürüyorsun, müzik dinleyeceğine, ilahiname altındaki müzik. Yani otobüstesin, yani iştesin, iş yerindesin, ile bir şey çalacak. Böyle bir ses olsun. Bu dersleri çal. Ama oturup da ders dinleme, kitap oku. 10 dakika kitap okuman, vallahi billahi, 3 tane dersimi dinlemekten daha fazla istifade edeceksin. Niye? Çünkü dinlemek, semi ve ilim. İki sıfat aktif olacak. Duymak ve ilim. Okursan, basar, kelam. 4 tane sıfat devreye girecek. Çok şimdi, anlamasan bile mi? Evet. Fark etmez. Mesela bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Anlamıyoruz değil mi? Ama feyiz almıyor muyuz? Peki. Suyun içinde hangi elementler var? Biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ama fayda sen bilmemen senin vücudunda faydasız mı? Fayda veriyor değil mi içince? Profesör de içse fayda alıyor, sen de içsen. Aynı etmiyor mu? Heh. İşte Risale-i Nur ister içerisindeki elementleri anla, istersen anlama. Bu mideye gidince gitmesine kadar ben lezzetim için alırım. İhtiyaç. Niçin içiyorum? İhtiyaç. Bunlar da akıl midesine ve kalp midesine gidiyor. Ondan sonra neler oluyor? Beni ilgilendirmiyor. Ben onu bunu sokmak içeriye mideye gidiyor. Şimdi dimağı ve kalbe sokuyorum şimdi. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Hangi mideye gitti? Dima ve kalp. Ne oluyor? Ne bileyim. Su gitti. Ne oluyor? Ne bileyim. Aynı onun gibi. Anla ve anlama. Sok. Kur'an anlıyor muyuz? Yok. Kur'an niye sokuyorsun o zaman? Anlamadığını sokmuyorsan su içmemen lazım. Yemek yememen lazım. İçindeki elementleri bilmiyorsun. Ha, ben anlamadığımı okumam demek, anlamadığım yemeği de yemem demektir. Yeme o zaman. İnsansif anlamak mıdır? Duyguları yok mu? Hisleri yok mu? Latifeleri yok mu? Hassaları yok mu? Haletleri yok mu? Var. Onlar da hissesini aldı. Peki Hasan abi, bir, o demin fetretle alakalı bir şey soracağım. Hani diye, dediniz ya, Bağdat Caddesi'nde yetişen, Çanakkale'de yetişen, hani hepsinin Cenab-ı Hak adaleti mutlak sahibi, hani ona göre şey yapacak. Hani hepsi durumuna göre fetretten istifade edecek. Eçek. Yanlış anlıyor muyum? Evet. Şimdi ikimiz de Nurcu olduk abi şimdi. Fakat benim hayat şartlarım, sokaklarda kaldım, bilmem ne oldum. Dolayısıyla psikolojimde, ruhumda tahribatlar oldu. Ben farkında olmasam da, sen farkında olmasan da. Ya bu noktada da bir fetret var mı? Var. Var değil mi abi? Yani mesela Sapancı da sadaka veriyor, sen de veriyorsun. Evet. Sapancı bir bina sadaka verse, senin bir lira verdiğin bugün sadakaya kadar gelmez. Şartları öyle. İktidarın, ihtiyarın, salahiyetin, mesuliyetine göre dereceleneceksin. Şu anda aynıyız ama abi. Evet. Şu anda aynı olabiliriz ama diş etkenler aynı değiliz. Değiliz. Mesela Tobe yani de bildiğim için seni söylüyorum. Mesela öyle nurcular var ki babası belli değil. Çünkü bana geldi psikolojisi bozuldu. Babam hocam dedi belli değil dedi. Mesela diyen insan var. Dedim ki
sahabe vardı, Ebu Cehil'in oğlu. Neydi sahabenin adı? İkrime radıyallahu anh. Babası Ebu Cehil. Nikah yapmış olabilir mi? Ebu Cehil ya. Değil mi? Kişinin değeri neslinden değil, kendindendir diyor ustad muhakimatta. Değil mi? Ha. Dolayısıyla diş etkenler var, yaşadığın ortam var, senin anne babanın nikahı ne kadar sağlıklıydı, etkiliyor seni. Anne babanın sana yedirdiği, etkilediği seni. Ana babanın efendim verdiği dünyevi ve uhrevi eğitim, okuldaki ders, öğretmeni sen mi seçtin? Baba götürdü, teslim etti, zalim birisi. Dolayısıyla etkiliyor. Dolayısıyla bu şartları göze alarak, göz önüne alarak Cenab-ı Hak iktidarı ne kadardı, ihtiyarı ne kadardı, salat mesela. Onun için hep düşük affedici sebepler yani. Bu çünkü bu kadar yapabiliyordu. Yani şöyle bakacaksın. Ne kadar verildi, ne kadar mukabele edebilirdi, ne kadar kullandı, ne kadar kullanabilirdi. Bu kullanamadığının sebepleri, kendi iktidarı, ihtiyarı ne kadardı, ailenin şeyi neydi, muhakemesi var mıydı? Bazısı gerizekalı oluyor, yani aşağı zekada oluyor. Ötekisi şey yapıyor, ötekisi işte saf triktir, aldatılmıştır. Ya gitme Nurcular diyor, beynini yıkar diyor, inanmıştır. Öyle insanlar biliyorum ki, derse git ama demiş annesi. O çocuk da bana soruyor sapsa, çaylarını içme. Niye yavrum dedim, çaylarda sihir varmış okunmuşlar onun için. Nurcuların dersine git ama çayını içersen şansın. Onun için de şey diyor abi, mesela hiç demiyor, çok bilen, ha? İşte anlayan, çok bilen, çok bir şey yapan, konuşan demiyor. Ne iyi yaşayan. Evet, peki abi bu kadar hani ciddi manada bu dersleri... Alacağım sorunu. Bu dersleri işleyip veya işte yaşayıp sonra günah düşmek neyin nesi oluyor abi? Şimdi... Veya büyük günah düşmek. Evet, mesela, bak nesi? Şimdi. Evet. İnsan sığır gibi değil, devamlı değişkendir. Çünkü sistemi böyle çalışıyor. Bana aynı soruyu sordular. Abi çok değiştin. Doğru. Yaşadığın dünya değişiyor. Şartlar değişiyor. Yaşın değişince duygularım değişiyor, fikirlerim değişiyor. Bulunduğum ortama göre şu andaki farklı. Şimdi Almanya'da böyle ders olur mu? Camiye gidiyorum biliyorsunuz, kürsülere çıkıyorum. Böyle ders olur mu? İnsan değişkendir. Ama insanın da bazı haletleri var mesela. Değişik esma ya. O halette bir gırdap. O kırdaba girdim onu yapabiliyorsun artık. Ama Allah hemen merhametini işletiyor. Tövbe sistemi de çalışıyor. Yani onun için ya bu adam günaha düştüm ben kızmıyor. Neye kızıyorum biliyor musun? Günah ısrarla devam edene bu bilerek yapıyor. İnsan düşebilir. Hiç böyle niyetin yoktu. Mesela işe giderken vallahi iyi niyetle işe gidiyorsun. Ben bir tane haram karşına çıktı. Yani gözüne ilişti mesela. Dolayısıyla ama sığır için haram yoktur. Aynı şeye bakarsın hiç günah yazılmaz. Ben bakarım yazılır. İnsan değişkendir. Devamlı değişti. Onun için devamlı ilticaya, tövbeye, nedamete ihtiyacı var. Israrın sebebi ne abi? Ne? Günahta devam edin. Mesela şu. İsrar ilk önce şöyle diyeyim. Fikren, aklen günaha mantıkken takip ediyor. Ona böyle yaparsam böyle yaparım. Para veririm, kandırırım yaparım. Bunların pek affı yok. Bilerek, severek. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Ahireti bildikleri, sevdikleri halde dünyayı tercih ediyorlar. Dünyayı ahirete tercih ediyor. Bilerek ve severek. Öyle diyor ya, iki sıfat. Bilerek ve severek. Bunların şansı yok. Bu egosun yani nefsinden biriyle yapmıyor mu? Evet, yapıyor. Kafasından planlanmış oluyor abi. Tabi plan. Mesela şöyle diyeyim. Arabayı sürerken sen ne iş yapıyorsun? Yapıyordun? Tamirci. Tamirci mi sen? Arabayla gidiyorsun, tamam, iş yerine gidiyorsun, tamirci. Sen hiç böyle niyetin yoktu açık saçığa bakayım diye. Karşına bir açık saçık gelse, yani bir defa çarptı, günah yazılmıyor. İkinci kez olan nasıl bir şeydi falan bakarsan yazılır. Şimdi sen bunu iraden ne olmamış? Bir böyle var, bir de o açık saçık kızı nasıl tavlayacağım, bilmem ne yapacağım diye meşgul olan var. Ya bir düşen var. Bir düşün, mesela gidiyorsun, karda yürüyordun, önünde bir kadın düştü buzda, yani açıldı sağa solu. Bir de kasten adam dürbünle evleri dikiz ediyor. Yani misal için söylüyorum. O ne oluyor peki abi? Onun şansı yok. İmanda problem mi var? Var. Var değil mi? İmanda problemi var. Ha. Maç düşün, kuvvetli bir maç, sizi meslekten veriyorum. Orta ama... Ama
Bitmiş, akü var ama, ceylan var ama çevirmeyecek adam. Kıt kıt. Ceylan var ama marşı çevirmeyecek kadar. Kıt kıt. Ama sağlam belki. Lan kapıyor. Onun için hadiste ceddüdü imanekum bila la ilahe illallah. Ceddüdü. İmanınızı devamlı tazeleyin. İman değişkendir. Vacip değildir. Mahluktur. İman gidiyor, geliyor, azalıyor, nurlanıyor, kesiliyor. Yani vacip olsa değişmez. Vacip değişmez. Yani imanda derece varsa zıttı girmiş demektir. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik girmediği için. İman niye mertebedir? Çünkü küfür de var içinde, şirk de var içinde, günah da var içinde. Onun için imanı derecelendirmiş. Oğlum peki ne yapacağız peki? Çaresi ne? Çaresi ne? Çaresi şu. Tek başına bu cemaatin, bu cemiyetin, bu televizyondur, internettir, sokaktır, faizdir, tamam mı? Bu kadar şeylerine karşı bir insanın tek başına dayanıp mukavemet etmesi ve istikametli olması zor demeyeceğim, imkansızdır. İstikameti bulması bir insanın imkansızdır. İstikamet zor. Peki ne yapacak? İstikametli bir cemaata, cemaat da hareket edecek. Örnek, şimdi bu derste olmasaydı, şimdi bu derslerdeki bu malumatı, böyle konuşmayı sen bilir miydin, biliyor musun? Yok, niçin? Ben 53 yaşındayım, senin bilmemen gayet normal. Ben 17 yaşından beri bu işte meşgul olduğum için gayet rahat karşınıza çıkmışım, bu kadar insanlara sorun diyorum. Ne konuda? En ağır konuyu. Öyle mi? En ağır konuyu sorun dedim. Çünkü niye? Çalışmışım. Ben niçin anlatıyorum? Sen de gelmişsin. Ve araban bozuldu. Nereye gideceğim? Ömer, kardeş vesaire yapın derim. Benim sağım değil. Evet ben de biliyorum teorik olarak. Bilmem yani. Ne yapıyorsun? Nasıl ki arabayı tamircilere sanayiye götürüyorsun. Kendi ruhunu da mesela ruhunda balon, günahlar balon atar ruha. Kalp da balon atar kafa felci. Cemaatsız olmaz. Cemaatsız olmaz. Niçin? Sabah akşam tamirdeydin. Namazı zor kıldın. Şimdi sen bu ilimlerle nasıl yükleneceksin de istikamet bulacaksın? Zor. Onun için zor dedik. Ne yap? Ama hiç zaman harcamadan ben belki 30 seneyi verdim şimdi. 30 sene malzemeyi verdim. Sen benim kafama basıyorsun çıkıyorsun. Ne yapacağız? Cemaattan ayrılmayacağız. Peki ben dersi hep yapan bir insanım. Site var. Bu Nur dersi. Dersi yayınlanıyor. Allah'ını seversen bir insafla düşün. Bak bu adam diyor ki dersi yayınlayan adam bu dersi. Arkadaşlar ben Nur dersini, Risale'nin bu derslerimizi Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet veya Nurları tanımayanlara kurulan ağdır. Tanırlar diye. Bir Nurcu'nun bir sorusu olabilir, rahat bakar. Ama diyorum ki 5 tane beni dinleyeceğine, 2-3 saat benim karşıma böyle ekranda duracağına Allah aşkına bir yer aç oku. 10 dakika oku da. Bunu diyorum. Yani bunu demez yani. Daha çabuk alırsınız. Hayır, bu kadar acayip, garip değil mi bir şey duydunuz? Bunu duyacağını 10 dakika. Abi o zaman gelmeyelim. Evde 10 dakika okumak için derse gelmen lazım. Bir de dinlemeye benzemiyor. Ders ortamı sirayet var. Mesela ben bu kitaptan okusam, ben kendi kitabımı niye taşıyorum? Çünkü bende sirayet var bu. Benim kitabımla bu çok farklı. Abi yazısı aynı kitap, aynı baskı. Kardeş, Osmanlı'nın yaptığı cami ile Cumhuriyet döneminde yapılan cami ikisi de taştır. Aynıdır. Babandan kalman tesbih var, bir de tesbihçiden aldın. Aynı mıdır? Diyorsun. Kendi artık kitabında daha rahat buluyorsun abi. Tabii. Acayip bir şey. Sürayet. Cemaattan ayrılmayacaksın. Her gün 5-10 dakika okuyacaksın. Namazını vaktinde kılacaksın. Akabinde mutlaka tesbihatı yapacaksın. İnternet ve televizyonlardan uzak duracaksın. Allah'ın izniyle cemaatte zaten istikamet oluyorsun. Bu akşam ders değil, soru cevap diyelim. Çünkü böyle ders olmaz vicdan. Ben de sormuşum. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.